FETÖ terör örgütüyle mücadele ediliyor deniliyor, temizleyeceğiz deniliyor ama hala işin özüne inilebilmiş değil. İşin teferruatıyla uğraşılıyor ve bu işin elebaşıları kimdir, nerededir bunlar kesinlikle ortaya çıkarılmıyor. Siyasi ayağını hem yerel anlamda hem de genel anlamda meclisteki durumu itibariyle ortaya çıkarılmıyor. Bu alanlarda hiçbir şey de söylenmiyor. IŞİD'le mücadele ediliyor deniliyor. IŞİD'in Türkiye içindeki sorumluları hala ortaya çıkarılabilmiş değil. Türkiye'de IŞİD'in 71 ilde yuvalandığı, örgütlendiği söyleniyor ve IŞİD'e katılımların bu illerden olduğu belirtiliyor. Ama bu konuda gerekli araştırmaların yapılmadığı, ortaya çıkarılmadığı ve çıkarılarak adalete de teslim edilmediğini görüyoruz. Şimdi bunlar yetmiyor. Kendi ülkemiz içindeki IŞİD'i temizlemeden başka bölgelerde Orta Doğu'daki IŞİD'i temizleme çalışmalarına giriyoruz. Orada da birçok sıkıntıları yaşıyoruz ve askerlerimiz de gerçekten anlamsız bir şekilde şehit edildiklerini de görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kadar telaşın, bu kadar sorunun olduğu bir dönemde anayasa değişikliğini gündeme getiriyorsunuz. Kişilere bağlı, kişiye bağlı, kuruma bağlı bir anayasa değişikliği değil, özgürlüklerin genişletilmesine ve demokrasinin kökleştirilmesine yönelik olarak değişiklikleri içermeyen, tamamen meclisi bypass eden ve meclisin buradaki sorumluluğunu ortadan kaldıran, gen soru gibi, hükümetin sorumluluğu gibi sorumlulukları ortadan kaldıran ve tek bir kişiye çok fazlasıyla yetkiler veren bir anayasa değişikliğini gündemde tutuyorsunuz ve bu değişikliği tartıştırıyorsunuz. Şimdi bu değişiklik geldiği takdirde gerçekten mevcut sistemimiz, laik demokratik sistemimiz, cumhuriyet sistemimiz, rejimimiz tamamen ortadan kalkacak. Bambaşka bir rejim Türkiye'ye gelmiş olacaktır ki bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.